Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2021 sınavlarında yakın zamanda çıkmış 20 adet banko ilk yardım sorusu çözeceğiz. Açıklamalı bir şekilde detaylı önemli yerlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Geriye dönük soruları mutlaka çözelim arkadaşlar. Kanalımıza abone olduktan sonra arkadaşlar geçmiş sorularımızı da değerlendirin. Konularla birlikte mutlaka arkadaşlar beğenmeyi de unutmayın. İzlemiş olduğumuz videoları sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum ve başlıyoruz. 2021 ehliyet sınavlarından başarılı olmak için öncelikle YouTube kanalımıza abone olup Instagram hesabımızdan da arkadaşlar takip ederek çıkmış ehliyet sorularını çözerek %100 başarı elde edebilirsiniz. Birinci sorumuzdan itibaren başlıyorum. Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazı zedeye tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut imkanlarla, mevcut gereçlerle yapılan ilaçsız tedaviyi kim yapar diye bir soru sorulmuş. Bakın arkadaşlar, sürücü mü, girişimci mi, trafik polisi mi, ilk yardımcı mı? Evet, ilaçsız uygulamayı bildiğiniz gibi arkadaşlar eğitim almış herkes, yani ilk yardımcı yapar. Denizli seçeneğimiz doğrudur. İkinci sorumuza bakalım. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Atar damarda kan basıncı toplar damara göre daha azdır. B. Toplar damar genelde cilde, yani yüzeye yakındır. C. Kılcal damardaki kanama hayati tehlike arz etmez. D. Toplar damar kanamalarında kan koyu renkli olur. Burada bakın arkadaşlar, sorulan soru şudur. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili hangisi yanlıştır? Atar damar kanaması toplar damar kanamasına göre daha fazladır, daha az değildir. En tehlikeli kan çeşidi atar damar kanamasıdır. Burada cevabımız Adana seçeneği doğrudur. Üçüncü sorumuz arkadaşlar, şok belirtilerinden sormuş. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir? A. Deride kızarıklık olması. B. Bilinç seviyesinin artması. C. Vücut sıcaklığının artması. D. Nabzın hızlı ve zayıf olması. Şok belirtilerinden birisi arkadaşlar nabzın, bakın, hızlı ve zayıf olmasıdır. Denizli seçeneğimiz doğrudur. Dördüncü sorumuz, aşağıdakilerden hangisi bak dinle hisset yöntemi ile kazı zedede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir? A. Deri renginin gözlenmesi. B. Soluk verişinin hissedilmesi. C. Solunum sesinin dinlenmesi. D. Solunum hareketlerinin gözlenmesi. Evet arkadaşlar, bak dinle hisset yöntemi de yapılan değerlendirme, kazı zede üzerindeki yapılan değerlendirmelerden biri olmayan, bakın, soluk verişi, solunum sesi, solunum hareketlerinin gözlenmesi, bunlar vardır ama deri renginin gözlenmesi bulunmaz, olmaz arkadaşlar. Adana seçeneğimiz doğrudur. Beşinci sorumuz sık sık sınavlarda gelen sorulardan birisi arkadaşlar. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan A neyi ifade etmektedir? A kanamanın durdurulmasını, B kan dolaşımının sağlanmasını, C solunum desteğinin sağlanmasını, D hava yolu açıklığının sağlanması. Evet arkadaşlar, ilk yardımın ABC'si A hava yolu, değil mi? Bakın, A hava yolu, B solunum, C dolaşımın sağlanmasıdır. Bize burada A'yı sorduğuna göre hava yolu açıklığının sağlanması Denizli seçeneği de mevcut. Hemen 6. sorumuza bakarım. Yukarıda verilen belirtilerin bir kazı zedede
görülmesi hangi durumda olur? Yukarıdakiler nedir? Bulantı ve kusma olması, burun ve kulaktan kan gelmesi, göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması. Evet arkadaşlar bakın. A. Baş yaralanması. B. Akciğer delinmesi. C. Dalak yırtılması. D. Kalp spazmı. Burada bulantı ve kusma, burun ve kulaktan kan gelmesi, göz bebeklerinin farklılığının farklı büyüklükte olması. Dikkat ederseniz bölge olarak sormuş. Hangi bölgede bulunuyor? Burun, kulak, göz bebeklerimiz tabii ki baş yaralanmasında olur değil mi arkadaşlar? Cevabımız Adana seçeneğinde var. Evet. Hemen 7. sorumuza geçebiliriz. 7. sorumuz solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazı zedenin konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz diyor bakın. Evet. Önemli bir soru. Sık sık sınavlarda gelen bir soru arkadaşlar. Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur? A. Üçgen bandaj uygulanması. B. Hemlik manevrası. C. Turnike uygulanması. D. Rentek manevrası. Evet. Rentek manevrası deyince hasta yaralının omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarma yöntemidir. Rentek manevrası değil mi? Evet. Burada bize kazı zedenin konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını, acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü hemlik manevrasından anlıyoruz değil mi arkadaşlar? Hemlik manevrasının diğer adı neydi? Karına bası uygulamadır. Evet. Burada cevabımız Bursa seçeneği doğrudur. 8. sorumuz vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir? A. Doku, B. Hücre, C. Gövde, D. Sistem. Evet arkadaşlar burada da neden bahsediyor? Bakın sistemden bahsediyor. Denizli seçeneği doğrudur. 9. sorumuza bakalım. Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir? A. Kendinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak. B. Kazayı yetkililere haber vermek. C. Yaralıları araçtan çıkarmak. D. Yaralıları belirlemek. Tabi burada da kaza yerine ulaştığınız ilk yardımcının öncelikle yapması nedir? Öncelikle kendinin ve yaralıların güvenliğini sağlaması gerekiyor değil mi? Adana seçeneğimiz doğrudur. 10. sorumuz. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa araçtan nasıl çıkarılmalıdır? Evet arkadaşlar. Ayaklarından çekilerek ve baş çene pozisyonu verilerek, C. Boynuna mutlaka boyunluk takılarak, D. Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek. Araçtan çıkarırken mutlaka arkadaşlar boyun hasarı şüphesi varsa boyunluk takılarak değil mi çıkarılması gerekiyor. Ceyhan seçeneğimiz doğrudur. 11. sorumuza bakalım. Kazı zedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kazı zedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır? A. Yaşı, B. Boyu, C. Cinsiyeti, D. Vücut ısısı. Tabii ki arkadaşlar burada da dikkat edersek yaşam bulgularının var veya yok olması yapılan müdahale için önem taşır. Tabii bir neye bakmamız gerekiyor? Isısına değil mi? Yaşam, vücut ısısına dikkat etmemiz gerekiyor burada. Değerlendirirken evet Denizli seçeneğimiz doğrudur. 12. sorumuza bakalım.
Batan cisim yara üzerinde duruyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir. B. Dışarıda kalan kısım kesilir ve yara sarılır. C. Çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir. D. Çıkarılır, yaraya tedirdiyot dökülür. Arkadaşlar, kesinlikle vücuda batan cisim varsa hiçbir şekilde çıkarmadan yanlarına tampon uygulayarak hasta yaralıyı hastaneye o şekilde sevk etmemiz gerekiyor. Yani burada batan cismi çıkarmadan hastaneye sevk etmemiz gerekiyor. Adana seçeneğimiz doğrudur. 13. sorumuz burun kanamasıyla ilgili bir soru. Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? A. Sırt üstü yatırılıp başın geriye alınması. B. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi. C. Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması. D. Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması. Evet arkadaşlar, burun kanaması olduğu zaman 5 dakika süreyle ne yapıyoruz? Parmaklarımızla burun kemiğini kuvvetlice sıkıyoruz ve bırakıyoruz. Burun kanaması kesiyor. Evet, burada Denizli seçeneği doğrudur arkadaşlar cevabımız. 14. sorumuza bakalım. Kanamanın olduğu damar parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Evet. Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır? A. Toplar damar kanamalarında. B. Bacak bölgesi kanamalarında. C. Çökme kırık ile birlikte olan kanamalarda. D. Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalarda. Burada da arkadaşlar çökme kırık ile birlikte olan kanamalarda tehlikelidir. Evet, sakıncalıdır yani. Ceyhan seçeneği doğrudur. 15. sorumuz. Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur? A. Ayak tabanına. B. Omuzuna. C. Karın boşluğuna. D. Omurgasına. Arkadaşlar, bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken ayak tabanına vurularak, değil mi? Vücudun bilinç durumu kontrol edilir. Ayak tabanına vurularak. Yani Adana seçeneğimiz doğrudur. 16. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır? A. Kazazedenin baş, boyun ve gövde ekseni bozulmadan sürüklenmesi. B. İlk yardımcının kazazedenin ayak kısmına çömelmesi. C. Kazazedenin ellerinin yanda serbest bırakılması. D. Kazazedeye yakın mesafede durulması. Evet arkadaşlar, sürükleme yönteminde yapılmaması gereken olayımız kazazedenin ellerinin yanında serbest bırakılması. Evet, yanlış bir durum söz konusudur. Cevap burada Ceyhan seçeneği doğrudur. 17. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan, işlevleri kontrol eden, sistemi oluşturan yapılardandır? A. Omurilik. B. Pankreas. C. Böbrekler. D. Akciğerler. Evet arkadaşlar, burada da bakın, organların çalışmasını bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiriyle uyum ve denge içinde olmasını sağlayan, sistemi oluşturan yapı biliyorsunuz ki omuriliktir arkadaşlar. Evet,
Adana seçeneğimiz doğrudur. 18. sorumuz, aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır? A. Ölmüş olan, B. Ağır kanamalı olan, C. Ayağında kırık olan, D. Dirseğinde kırık olan. Kaza oldu. İlk önce yapmanız gereken kaza yerinde ilk önce kimi taşırsınız? Arkadaşlar bakın. Ölmüş olan, ağır kanamalı olan, ayağında kırık olan, dirseğinde kırık olan. Bakın burada ağır kanaması olanı taşırsınız değil mi? Bursa seçeneğimiz doğrudur. 19. sorumuz, kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Solunumun güç olması, B. Vücutta morarma olması, C. Nabız atımlarının olmaması, D. Kazazedenin bilincini kaybetmesi. Evet arkadaşlar, kalp durmasının en önemli göstergesi nabız atımlarının olmamasından kaynaklıdır. Ceyhan seçeneğimiz doğrudur. 20. sorumuz, son sorumuz arkadaşlar. Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına nokta nokta denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. Kırık, B. Çıkık, C. Donma, D. Burkulma. Evet arkadaşlar, nedir? Anatomik bütünlüğün devamlılığının bozulması tabii ki kırıktır değil mi? Evet, Adana seçeneğimiz doğrudur. YouTube kanalımıza abone olarak %100 çıkacak 2021 ilk yardım sorularını çözüp yüksek puan alabilirsiniz arkadaşlar. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.